üçüncü kez daha ifade ediyorum. Evet veren de burada, bu meydanda, Alankuyu mevkiinde evet veren de, hayır veren de biz kardeşiz. Bunu kesinlikle ve kesinlikle tekrar tekrar söylüyorum. Çünkü niye? Eğer hayır verenlerin neden hayır verdiğini sorduğumuzda şimdiki sistemle Türkiye'nin daha iyi gideceğini düşündüğünden dolayı hayır verdiğini görüyoruz. Diyorlar ki AK Parti ne istedi de yapamadı da sistem değiştiriyorsunuz. Niye sistem değişikliğine de karar verdiniz? Biz Tayyip Erdoğan'dan bu hükümetten çok memnunuz. Dolayısıyla onun için hayır veriyoruz dediklerini duyuyoruz. Evet verenlerin de tamam AK Parti her şeyi, her istediğini yaptı. Ne istiyorsa yapmaya devam ediyor ama AK Parti gittikten sonra ne olabilir? 7 Haziran'ı unutmadık diyorlar evetçiler. Bunun için de evet veriyoruz diyorlar. Yani iki kesime de baktığımız zaman evet ve hayır'a her ikisinde Türkiye'nin menfaatine evet veya hayır dediğini çok yakınla biliyoruz, görüyoruz. Ama değerli kardeşlerim, hayırcılar ve evetçiler cephesine baktığımızda olay biraz daha farklılaşıyor. Genellediğimiz zaman, bu Alankuyu meydanından geçtiğimiz zaman, biraz daha daireyi büyüttüğümüz zaman, Türkiye'yi göz önüne aldığımız zaman veya hatta ve hatta Avrupa'yı, Amerika'yı göz önüne aldığımız zaman evet ve hayırcıları biraz daha farklılaştığını görüyoruz. İşte mesela mecliste evet diyenler belli. Mecliste biz bu araya yasa maddelerini oynarken Milliyetçi Hareket Partisi ile beraber AK Parti evet dedi. Hep birlikte evet oyu verdik. 339 milletvekilimizin evet demesiyle şu anda 16 Nisan'daki oylamaya anayasa maddelerini getirdik. Sandığın önüne sizi ne yapıyoruz? Götürüyoruz. Sandığa götürüyoruz sizi. Ama hayır verenler de vardı. Bu hayır verenler kimdi? Bir tanesi CHP, bir tanesi HDP. Bundan neden hayır veriyorlar? Hayırcıların da kendi içlerinde bazı şeyleri var. Türkiye'nin daha gelişeceğini düşünenler var ama bir de iki türlü daha hayır cephesi var. Bir tanesi milletten korkan hayırcılar, bir de Türkiye'nin gelişmesini, ülkemizin gelişmesini, milletimizin gelişmesini istemeyen hayırcılar var. Bunlar kimler? Değerli kardeşlerim. Korkanlar CHP diyoruz. Niye? Çünkü 18 tane maddenin ne içerdiğini CHP çok iyi biliyor. 18 maddenin oylamasında saatlerce oturduk, saatlerce tartıştık, saatlerce konuştuk, aya yakın, bir aya yakın süre tartıştık ve hepsini en az benim kadar bildiklerine inanıyorum. Ama sonuçta bu 18 madde eğer evet oyuyla milletimizin takdirini kazanırsa, milletimizin teveccühüyle, milletimizin oylarıyla evet oyu çıkarsa, bundan sonra Türkiye'yi yönetecek kişinin kesinlikle ve kesinlikle milleti seçtiği kişi olduğunu görüyoruz. Yani milletin adamı artık iş başına geçecek. CHP de milletten korktuğundan dolayı buna hayır diyor. Başka hayır diyenler kim? HDP. HDP de hayır diyor. HDP neden hayır diyor? Çok açık ve net. Türkiye'nin gelişmesini istemeyen bir HDP var. Türkiye gelişmesin, Türkiye geri kalsın, hatta ve hatta gerekirse Türkiye kendi içerisinde bölünsün diye HDP'nin hayır dediğini biliyoruz. Bir de meclisin dışında hayırcılar var. Bunlar kimler? Değerli kardeşlerim, çok kıymetli hemşehrilerim. Bunlar çok önemli. Bunlar hepimiz bilmemiz lazım. Bir de evet, hayır diyenler, FETÖ terör örgütünün hayır dediğini görüyoruz. FETÖ terör örgütünün hayır dediğini görüyoruz. Hem dışarıdaki bir şekilde. DAEŞ terör örgütünün de hayır dediğini görüyoruz. Başka bir de sınırlarımızın dışında hayır kampanyasında çalışanlar var. Bunlar kimler? Bunlar kimler? Değerli kardeşlerim, Almanya şiddetli bir şekilde hayır diyor. İsviçre şiddetli bir şekilde hayır diyor. Fransa şiddetli bir şekilde hayır diyor. İşte hayır Avrupa'nın bir kısım ülkedir. Şiddetli bir şekilde hayır diyor. Hayırcılarla birlikte kampanya yürütüyor.